edilsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Hiç bu kadar öfkelenmemiş, böylesine tepki vermemişti. İyi Parti lideri Meral Akşener kendisine, ailesine, İyi Partililere karşı yapılan cinsiyetçi hakaretler ve haksız söylemleri anlatırken ateş püskürdü. Bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür, yeminidir. Allah'ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem, dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz. El mi yamanmış, bey mi yamanmış? İPİM Başkanı talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir. İyi Parti MHP hattı hiç bu kadar gerilmemişti. Akşener 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili başladı konuşmasına. Yıllar içinde yaşadıklarını anlatırken 4 Mart'ta kendisi hakkında sosyal medyada fosforlu Meral diye açılan etikete sözü getirdi. 5 yıl önce bu sözü Bahçeli'nin kendisi için kullandığını hatırlattı. Fosforlu Meral diye bir tak çalışması yapıldı. 5 yıl evvel Bahçeli Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana fosforlu cevriye dedi. O dönem MHP lideri Bahçeli'nin kendisi hakkında yaptığı benzetmeyi ve sonrasında yaşananları anlattı Akşener. Konyalı iki genç üst kurul delegesi bunu tam da kastedildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara Sayın Bahçeli'nin o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye fosforlu cevriyenin fahişe olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Bahçeli'ye ve isim isim saydığı bazı MHP'li yöneticilere karşı Akşener'in öfkesi dinecek gibi değildi. Ben onu korurken gelen giden herkese kahkahalar içinde bunu söyledi tam bir yıl boyunca. Benim 9 aylık erkek torunuma hem de nikah şahidi olduğu oğlumun çocuğuna hadi insanlar anlamasın nesebi gayri sahih dedi. Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk, o duymadı. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı. Allah'ım sen ne büyüksün. Kereste gibi yaşam formların, onların yüzünün ne iğrenç olduğunu, ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Özellikle torunuyla ilgili konuştuğu anlarda zorlandı Akşener. Bahçeli'den cevapsa üslup üzerinde yoğunlaştı. Akşener proje, figüran, kripto damar dedi. İyi Parti lideri Erdoğan'a da seslendi. Sayın Erdoğan devri iktidarında fosforlu Meral dendi ve senin partinin özellikle de başı örtülü resimler olan kadın isimli trolleri buna destek verdi. Bir kadın siyasetçiye, bir anneye yapılanlara karşı sessiz kalmakla eleştirdi Erdoğan Akşener. Madem cumhurbaşkanısın, madem seçildin, bu ülkedeki her kadının namusu, şerefinin garantisi sensin. Hepinizi Allah'a havale ediyorum. Bugün olmazsa ruzu mahşerde Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizle. İyi Parti grubundan yankılanan bu sese MHP'den de karşı sert yanıt geldi. Gözler Erdoğan'a çevrildi. Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Hep birlikte göreceğiz. El mi yamanmış, bey mi yamanmış?